Merhaba değerli tümcüler ve sevgili dostlar, bomba gibi bir videoya hoş geldiniz diyorum. Bugünkü videomuzda tabii ki yine endeksimizi konuşacağız, borsanın genel yönünü konuşacağız. Dün bir video paylaşımı yapmıştım biliyorsunuz, biz yüz bu seviyelerden dönecek diye. E, Endeksle ilgili beklentim zaten dönme yönündeydi ama ben 8500 bölgesinde ve bankacılıkta da 11.460 bölgesinde değerek oradan bankaların tepki almasını bekliyor idim. Ama bugün itibariyle gündem biraz karışık. Yani bu MHP tarafından bir çıkış var biliyorsunuz. Apo ile ilgili işte çıksın mecliste gelsin terör bitti desin. Hani dünyaya bir mesaj verelim. Niyetinde bir açıklama var Tabi bunun artısı eksisini konuşmayacağım Bu videoda Onları siz kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz Onun üzerinden yorumlar yapabiliriz Ben direkt iş odaklı ilerleyeceğim dostlar Bunun bir endeks üzerinde Bir tepkisi olmuş olabilir Bunun artık pozitif bir haber olduğunu Gösterme niyeti de olabilir Her şey olabilir o yüzden endeksimizde Aslına bakarsanız tam destek bölgesine gelmeden Bir tepki hareketi meydana geldi Tabi artık döndük mü Beklenti üstü bir tepki gelmiş olabilir Ama yani burada beklentilerin artık bundan sonra sürekli yeşil devam edeceği bir ortam mı oluştu derseniz Onları konuşacağız Şimdi videoya başlamadan önce dostlar Ailemiz büyüyor Ailemize katılın Çok net konuşuyorum Abone ol butonundan abone olup Çevresine tavsiye eden dostlarımıza Kocaman kalp gönderiyorum İyi niyet, iyi dileklerimi gönderiyorum Aynı zamanda Twitter ve Instagram Broker.nk Telegram Broker NK Bors Analiz yazarak da bizleri bulabilirsiniz. Tamam bunları söylemiş olalım. Endeksle ilgili benim normalde kanal destek bölgem gördüğünüz gibi 8530 kanallarıydı. Ama endeks 8650 bölgelerindeki noktadan dönmüş oldu. Şimdilik bir tepki hareketi gelmiş oldu. Tabii ki bu güzel ve kapanış noktasının 8815 üstü olmuş olması da benim için güzel. Viyop tarafında da e, yine ya yani çok böyle hani ya o döndü diyeceğimiz kesinlikle bir senaryo yok arkadaşlar ama Viop tarafı da en azından buçuk bandında bir hareketle kapatmış oldu. O da benim için önemli bir gösterge. Şu an itibariyle özellikle 8815'in onaylanması durumunda bakın sadece kısa vadeli bir tepki hareketi olabilir. 9050 noktasına kadar gidebiliriz. Eğer o nokta kırılmazsa aynı burada yaşadığımız senaryonun karşılığını yaşarız. Yani bunları niye söylüyorum? Bir hacim olarak son bir hafta hatta bırak 10 günün en yüksek hacmi vardı bugün borsada. Onun yanı sıra endeks açısından yine 8800 olmuş üstü kapanış vardı. Bunlar kesinlikle pozitif takip etmemiz gereken noktalar. Ama 9050 kırılmadıkça bu noktalara geldiğinde hatta 9.100 diye de e, toparlayabiliriz çünkü orada bir de 20 günlük ortalama var 9.100 e, seviyesi kırıldığı takdirde o zaman bazı şeylerin değişmeye başladığını net bir şekilde konuşmaya başlarım ama Üzerinde kalmadığımız müddetçe negatif kanaldayız. Bu negatif kanalda baskılama devam edecektir. Bankacılık sektörüyle ilgili yani şu videoyu izleyenler zaten biliyorlar. Ee, endeks dönerse bankalarla döner diye bir aleşimde bulundum. Ee, ama bu bankalarda da aynı endeks gibi 11.460 bölgelerine çekilme ee, beklediğimi ama artık buralardan satılmaktan ziyade maliyet çekilmesi gerektiğini söyledim. Bunu İş Bankası'nda da yapı kredi bankasını analiz ederken de söyledim. Dedim ki arkadaşlar satılacak hatta tweet de attım bununla ilgili dün. Ee, onu da göstereyim. Ee, yok çok geriye gittik. Yok çok da geriye gitmedik tamam doğru olarak. Aynen öyle. Xbank yine negatif. Sektör olarak baskıyı arttırdı. Artık satmanın mantıksız olduğu yerlerdeyiz. Hisse ise değişir. Tabi şimdi bunu söylerken adam gidiyor. RSI 98'deki senede satmak da mantıksızmış gibi algılayabilir yani spek Hayır. Ben sadece hisse hisse değişmekle beraber Xbank bank üzerinde negatif bir baskı var. Ama artık hani satmanın mantıksız olduğu yerlere geliyoruz. Çünkü dün de videoda söyledim. İş Bankası'nın üzerinde 4 düşürüyorlar. 100 milyon para girişiyle. Yani bal topluyorlar ama kağıdı 4'ten topluyorlar. Amaç bu. Hacimsiz bir şekilde düşürüyorlar. Oralardan aşağılardan palik satışlarını karşılıyorlar. Vesaire vesaire. Çok artık detaylara teknik olarak girmeyeceğim ama... Bunu söyledim. Şimdi... Ee X-Bank olarak ara direnç bölgesi 12.300 bölgesini kıramaması, oradan tepki alması yine bir soru işareti. Endeksimizin hala 9.100'leri kırmamış olması tabii ki bir soru işareti. Bunları net bir şekilde söylüyorum. Bunlar tepki olarak önemliydi ama... Bu cumada neler yaşarız bilmiyorum. O yüzden temkinli olacağız. Rehavete kapılmayacağız. Doyumlu olacağız. Bugün bültende 3 tanesi senedi verdim. Ee, ve Bunlar destek bölgesi değerlenir. İki tanesi destekten tepki aldı. Birisi %2 civarında, birisi %5 beş civarında hedefine ulaştı. Dostlar benim amacım para kazandırmak. Bunun mücadelesini de vermeye devam edeceğim. Fırsat bulduğum tüm hisse senetlerini şu an için üyelerimize bültende ve model portföyde paylaşıyorum. Ama endeksin güçlü döndüğünü gördüğüm anda, tahtaların bozulma ihtimalini az gördüğüm anda tabii ki fırsat videoları da gelmeye başlayacak. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Sonra aa işte hocam bir tane daha şu kağıttan bulur musun? Hani %50 gittikten sonra bana bunlarla gelmeyin. Zamanla katmeri ben fırsat videosunda verdim. Herkes açık noktada %70 gitti. Sonra 4 tane 5 tane mesaj. Hocam bir tane daha katmer bul. Öyle olmuyor arkadaşlar. Bu iş öyle ee, kazı kazan gibi değil. Maalesef. Hele hele bu ortamda. O yüzden tek tük bulduğum Sıkı takip gerekiyor. O yüzden de takipte kalıp bildirimlerinizi açın. Yani genel endeks durumunun bir tepki hareketi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gündemden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir haber yok çünkü. Onun haricinde tabii ki çok daha iyi seviyelere gideceğiz. Çok daha güçlü döneceğiz. Burada dik durabilenler kazanacak. Ha maletime gelsin ben borsadan çıkarım. Güle güle ona bir şey demiyorum. Herkes kendi ekmeğini kovalayacak bu piyasada. Ama biz bu işin kaymağını yene kadar da yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video sadece bir değerlendirme ve hani durum analiz videosuydu. Hani endekse çok büyük şeyler değişmedi. Sadece pozitif noktalarım var. Bir, endeksi 8815, 2, Xbank'ın 11865 üzerine kapatmış olması. Bak Türk Hava Yolları'na da kısaca bakmak istiyorum. Türk Hava Yolları da bugün ana trend bölgesi üzerinde bir, pardon, ara trend üzerinde ve pozitif kanal içerisinde kapatmış oldu bu Türk Hava Yolları ve borsamız adına da oldukça değerli. Evet gün içerisinde gördüğüm maksimum seviyede kapatamamış olabilir. Elbette bir kar marjında realizasyon geldi. Ama 274 üstü kalan Türk Hava Yolları'nın kesinlikle pozitif kaldığını düşünüyorum. Ve bu yatırımcı dipte Türk Hava Yolları TOBO oluşturdu. Bu TOBO formasyon hedeflemesiyle 260, 280, pardon 280.60 ve 282 kademelerine doğru hareketliliğini devam ettirebilir. Yani Türk Hava Yolları bizlere kısada da bir fırsat olarak dönebilir. Bu Yarın çok net olacak arkadaşlar çarşamba günü de haftanın ortası. Eğer endek 8815'ten onay alırsa 9.100 e atak yapar. Bu da Türk Hava Yolları'nı muhtemelen zaten Türk Hava Yolları ile olacaktır. Artı bankalarla olacaktır. Burada 280 ve 282 noktalarına doğru Türk Hava Yolları'na da bir hareketlilik getirebilir. Bu da %2-2.5 bandında bir kar ihtimali demek oluyor. Değerlendirmelerim bu kadar dostlar. Fikirlerinizi, yorumlarınızı e, kesinlikle yorumlara yazın. Onları okuyorum, e, sorulara cevap veriyorum. Eğer çok değerli, güzel bir soruysa onunla ilgili video bile yapıyorum. Aynı zamanda takipte kalın, çevrenize de tavsiye edin. Aktif bir kanal. Piyasanın en canlı borsa kanalı. Gördüğünüz gibi her gün neredeyse videomuz var. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.